Karargahı alırken zorlanmayacağınızı düşünüyorum yine abi. Ve dört gözle zafer müjdenizi bekliyorum İnal Bey. İnanlı işimiz bittiğinde kazara ölecek olmaz. Sanırım ciddi değildiniz yüzbaşım. Hayır tabii ki Batıyız. Arslan Yusuf'a duymak istediği şeyi söyledi. Karargahı boşaltıp orayı bizim için alması kolay bir hale getirdikten sonra Arslan Yusuf'la işimiz bitecek. O zaman günün sonunda pekala kazara ölen Arslan Yusuf da olabilir. İnan Selçuklu tahtına oturacak. Herkes ölebilir ama o asla. Türkleri bir başka Türk'le yenecek olmak büyük haz veriyor. Kayıpsız ve haz dolu bir zafer için kılıcı asla sen tutmamalısın. Şimdi Aleksandra Ünün canıltamayacağı dersi verme vaktidir. Ali Selçuk'tan koparmayı umutları o toprağa. Leşlere düşecek bir bir. Hazırlıklarımız tamamdır Alparslan Bey. Kurt bakışlı yiğitlerim. Kılıcınız müfikar olsun. Amin. Seferimiz zafer ile taşlansın. Amin. Haydi. Az kaldı. Yakında ben de Alparslan Bey'le sefere çıkacağım. Sen önce kılıç çalmayı öğren de. Bilmem mi sanırsın? Az mı talim yaptım Alparslan Bey'le? Sen gidersen ben de giderim sefere. Olmaz, sen kızsın. Türk hatunu kılıç çalmaz mı sanırsın? Belli ki Seferiye ablamı vuruşurken görmemişsin. Ben öğretirim sana kılıcı. Hatun kızıma kılıç çalsana oğlum. Onu bir de ablama de bakalım. İstese Alparslan Bey'i bile yener. Alparslan Bey'le vuruşacak yiğit daha anasından doğmadı. Doğdu. Hem de hatun oldu. İstersen git söyle Alparslan Bey'ine. Ablamla mübarez etsin de görelim. Derim ama Alparslan Bey hatunla kılıç kaldırmaz. Karargah daha var. Neden durduk? Karargaha yaklaştık. Ama ortalıkta ne bir gözcü ne de bir asker var. Bu sessizlik hayra alamet değil. Kuffarın varı örs. Elinizdeki fırsatlar çekiştir. Haydi yiğitlerim. Ya Allah! Ya Allah! Ya!
Beyan için haber alamadın size. İçime bir korku düştü yeğenim. Tacir Razan haberi vakitlice yetiştirdi çok şükür. Hamdolsun. Alexander, Razan üzerinden kurduğu tertibi işler sana dursun. O vakit Hinal Bey, Alexander'ı karargaha saldırmaya ikna edemedi. Şimdi Alexander, atasının gözüne girebilmek için bizden toprak koparmaya mı yeltenir? Ne diye yönünü hünerli köyüne çevirsin ki? Orayı alıp ne yapacak? Bir karış dahi toprak alamaz. Ama ona vereceğimiz karşılık ile bugüne dek atasından almadığı öldü, bizden alacak. Görülecek bir işim var. Bekleyin. Razan! Buyur bey. Yine arabadan. Alexander'ın tertip ettiğini söyledin şu Hünerli köyü baskını. Böylesine mühim ve gizli konuşulması gereken bir tertibi. Sen nasıl işittin de hele? Ben... Ve dahi o köyün dört bir yanı bataklıktır. Alexander onca köyün arasında ağır zırhlı birlikleriyle girecek başka bir köy bulamadı mı? Şimdi bana gerçeği de. Alem ellerinde Rehin Bey'im. Yüzbaşı Alexander'ın zoruyla size yalan söyledim. Ya Yunal Bey? Asıl haber ondadır. Alexander'ı karargaha saldırmak için ikna ettiğini söylememi istedi. Var olasın Yunal Bey. Hain yaftası yemeği, canın pahasına düşmanın inine girmeyi göze alın. Var ol. Uğraşla. Senin de payın az değil. Alparslan Bey. Ali Selçuk var olsun. Surmal Hanım'da Alexander Batyus birkaç gözcü muhafız dışında eli pusat tutan kimse yok yani. O vakit can yitirmeden kazanacağımız zafere koşalım. Haydi yiğitlerim. Menzile. Surmarı'ya. Ne ararsın buradayken? Ne ararsın burada? Çok şükür kavuşturana Yunal Bey'im. Ben senin canın için kaygı güderken sen Alparslan'la yaptığın tertibi benden mi saklarsın? Sakladıysak elbet bir sebebi var. Sen nereden gelirsin onu söyle bana. Sana Ali Selçuk tahtına giden yolu açtım Yunal Bey. Oradan gelirim.